Rüyada Dişler Görmek Nablusi, rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre delalet eder. Dişlediğin hepsi, aileye, kabileye, kız ve erkek evrada delalet eder. Bazen de dişler mala, binilecek hayvana, hayvanlara, icara verilen emlak ve tarlaya, hububata, ölüm ve hayata, ayrılığa ve birleşmeye delalet eder. Dişler emanet ve gizli şeylere delalet eder. Dişler insanın ev halkıdır üst çenedeki dişler, rüya sahibinin babası tarafından olan akrabalarıdır. Alt çenedeki dişler ise, ana tarafından akrabasıdır. İkisi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dişlerden alt çenedeki iki ön diş, rüya sahibinin babası tarafından değil de, kendi meydana gelmiş olan en yakın kimseleridir. Üst çenedeki olan iki ön dişler de baba ile amcadır. Bunların sağ taraftaki baba, sol tarafaki de amcadır. Rüya sahibinin babası ve amcası yoksa, o iki ön diş, iki erkek kardeşidir veya iki çocuktur ya da şefkatle iki dostudur. Köpek dişleri, rüyayı gören amca oğullarıdır veya amca oğulları yerine geçen iki dostudur. Köpek dişlerinin yanındaki diş rüya sahibinin ailesi arasında her yönüyle kendisine itimat edilen ve onun üstünde başka bir kimse bulunmayan reisidir veya onun yerine geçen reisin dostudur. Ön azı dişler dayı ve dayı oğulları veya öğüt vermedi onların yerine geçenlerdir. Arka azı dişler rüya sahibinin dedeleri ve kendileriyle iftihar edilen küçük erkek çocuklarıdır. Alt çenede bulunan iki ön dişler, ana ve halıdır. Bunların sağ tarafta olan ana, sol taraftaki de halıdır. Eğer rüyayı görenin ana ve halası yoksa, o dişler onun kız kardeşi veya kız kardeşlerinin iki kızıdır. Ya da öğüt vermedi onlar yerine geçen kimselerdir. Ön iki dişlerin yanlarındaki sivri dişler. Rüya sahibinin amcası veya halası kızı ya da nasihat ve öğüt vermedi amca ve hala kızı yerine geçen kimsesidir. Bunları takip eden diğer sivri dişler. Rüya sahibinin ailesinin büyüğü ve her yönüyle kendisine itimat edilen reisi veya onun yerine geçecek bir kimsedir. Alt çenede bulunan ön azı dişler. Rüya sahibinin teyzesi veya dayısı kızı veya öğüt ve nasihat vermekte onlar yerine geçen kimsesidir. Arka azı dişler. Rüya sahibinin aile halkından uzak akrabaları Büyükanneler ve kendileriyle iftihar edilen küçük kızlarıdır. Dişlerden birisinin rüyada oynaması hastalıktır. Dişin düşmesi veya kaybolması yukarıda da izah edildiği gibi, dişin temsil ettiği şahıslardan birisinin ölmesi veya rüya sahibinin bir daha göremeyeceği bir şekilde ortadan kaybolmasıdır. Eğer rüyada dişini çıkarsa ve onu bir yere gömmeyse, dişin tabirde temsil ettiği akrabasının benzeri olan birisinden dişin kıymetince eline bal geçer. Eğer dişi gömerse, dişin tabirde temsil ettiği akrabası ölür. Diğer dişlerin tabirde böyledir. Rüyada dişine bir zarar geldikten sonra onu çıkaran kimse akraba veya yabancı birisinden dişin kıymetince istifade eder. Eğer çıkardığı diş kaybolsa, o dişin tabirde delalet ettiği şahıs ölür. Veya ondan ayrılır. Bazı dişleri yıpranıp veya çürüyüp belirsiz hale gelse, o dişin tabirde delalet ettiği kimseye, bir daha ondan istifade edilemeyecek şekilde, bir bela isabet eder. Ön dişlerinin fazla uzun, güzel ve beyaz olduğunu gören kimsenin baba ve amcası mal, dünya ve şöhretçe çokça güçlenirler. Rüyada iki ön dişleriyle beraber birer benzerlerinin daha bittiğini gören kimsenin, aile halkı artar. Bazen de diş, oğul veya erkek kardeşle tabir edilir. Bundan dolayı ön dişleriyle beraber onlara zarar veren bir şey gören kimsenin ailesinde ayıplanacak veya oğul ve kardeşinin üzerinde günah olan şey fazlalaşır. Oğlu ve kardeşi o kimsenin müşahede ettiği zarar miktarınca o fazlalıktan bir belaya düşerler. Rüyada bütün dişlerinin oynadığını gören kimsenin aile halkı arasında münakaşa çıkar. Rüyada kalbinde diş bittiğini gören kimse ölür. Dişlerini çıkardığını gören şahıs, zorlamalını sarf eder veya ödemesi gereken bir şeye öder. Veya dişinin tabirde delalet ettiği akrabasını ziyaret etmez. Dişlerini sararmış ve siyahlaşmış gören kimsenin, Aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayı meydana gelecek bir ayıptır ki, o kötü hareketten dolayı rüya sahibinin, utancından, yüzü kızarır. Dişlerinde pis ve kötü bir koku bulunduğunu gören kimsenin ailesinin kötü isimle anılmasına delalet eder. Dişlerinin çürümüş olduğunu gören kimsenin, ailesinin durumu zayıflar. Halkın kendisini dişleriyle yediğini veya ısırdıklarını görse, o şahsın halka sanat öğretmeye imkanı varken öğretmediğini delalet eder. Dişlerin oynaması akrabasının hastalığına delalet eder. Dişlerinin kırıldığını gören kimsenin, akraba ve dostlarından birisi ölür. Bu yanda bu rüya ve bu hastalıktan kurtulamayıp ölmeye delalet eder. Bazı tabirciler, tabirde uygun olan, ağız ev halkın mesabesinde tutulmalıdır, dediler. Bundan dolayı ağzın sağ tarafında bulunan dişler, erkeklere, solda bulunanlarda bütün insanlar hakkında kadınlara delalet eder. Sağ taraftaki dişler, Erkek ve kadınların yaşlarına, sol taraftakiler de gençlerine delalet eder. Önde bulunan sivri ve yanlarındaki dişler, çocuklara, ön azı dişler, hizmetçilere, arka azı dişler ise, halkın yaşlarına delalet eder. Bir insan rüyada yukarıda anlatılan dişlerden bazasının düştüğünü görse, o dişin tabirde delalet ettiği kimsenin helak olacağına delalet eder. Dişler insanın tedbirli olmasına ve gizli işlere delalet eder. Ön azı dişler. Halkın ekserisi için açık olmayan şeylere, delalet eder. Köpek dişler, ekseri halk için açık olmayan şeylere, ön dişler, açık ve sözde yapılan işlere delalet eder. Dişlerinin kırıldığını ve parçalandığını gören kimse, borcunu taksitle öder. Dişlerin, uzadığını ve büyüdüğünü gören kimsenin, evinde meydana gelecek münakaşaya delalet eder. Dişlerinin siyahlanmış ve çürümüş olduğu halde düştüğünü gören kimse, bütün sıkıntı ve şereflerden kurtulur dişlerin altından olduğunu görmek, hatipler için makbuldur. Halk için ise, evlerinde meydana gelecek yangına veya sarılık hastalığına yakalanmaya delalet eder. Dişlerinin camdan veya ağaçtan olduğunu görse, rüya sahibini kahredecek ölüme delalet eder. Gümüşten olduğunu görse, malı hakkında söylenecek bir sözden dolayı rüya sahibinin uğrayacağı zarar ve hasara delalet eder. Ön dişlerinin düştüğünü ve onların yerine değerlerinin bittiğini görse, Rüya sahibinin işlerinde aldığı bütün tedbirlerinin bozulmasını delalet eder. Dişlerini diliyle çıkarıp attığını görse, hakkında söylenecek bir sözden dolayı, aile işlerinin bozulmasını delalet eder. Köpek dişinin yarıldığımı gören şahsın oğlu ölür. Dişler kişinin gerek uzak ve gerekse yakın kavim ve kabilesini delalet eder. Göz dişleri, kavim ve kabilesinde bulunan erkekler, alın hizasında bulunanlar da kadınlardır. Bir kimse rüyada kendisinin veya başka birisinin zorla dişlerini çekip kopardığını görse, o kimsenin malının üzerine ödenmesi gereken bir tazminattan dolayı sarf veya akraba ve yakınlarından bazısının mahvolmasına delalet eder. Eğer çekip kopardığı dişin yerinde bir veya iki yahut daha fazla kurt bulunduğunu görse, geriye bırakacağı evlatlarına delalet eder. Rüyada dişlerinin hepsinin veya bazısının pis koktuğunu gören kimse hakkında, kötü bir söz söyleneceğine ve çirkin bir adla anılacağına delalet eder. Bazen de bu rüya, rüya sahibi ile akrabası arasında münakaşa çıkacağına veya ailesi arasında çıkacak herhangi bir harekete delalet eder. Dişlerinin çeşitli şekilde uzadığını gören kimse, ailesi ile münakaşa eder. Ve onlarla iyi geçineceğiz. Dişlerinin düştüğünü gören kimsenin neslinin kesilmesine veya fakirleşmesine ve geçiminin güçleşmesine yahut aile halkından ayrı bir yerde veya ömrünün uzun olmasına ya da dişlerinin diyeti miktarı tarımaldan istifade etmesine delalet de eder. Dişlerini kökünden çekip kopardığını ve onları yere gömdüğünü gören kimsenin, aile halkının tümü ondan önce ölürler ve onları defneder. Rüyada diliyle dişlerini kökünden çekip koparmak, söylenen bir sözden dolayı aile halkının işlerinin bozulmasına delalet de eder. Bazı tabirciler Dişlerin, yerinden çekilip koparılması, gizli işlerin meydana çıkmasına delalet eder, dediler. Dişlerin gedik olduğunu gören kimse, azar azar borcunu öder. Bir kimsenin rüyada dişlerinin kamaştığını görmesi, ihtiyaç zamanında aile halkının ona yardım etmeyeceklerine ve onu rezil olarak terk edeceklerine delalet eder. Dişlerinin yerlerinden ayrılarak üst dişlerin alta, alt dişlerin de üst tarafa geçtiğini gören kimsenin, ev halkından olan kadınların erkeklere galip gelmelerine delalet eder rüyada dişlerinin aralıklı olduğunu gören kimsenin, aile halkının dağılmasına, aralarında fesat çıkmasına veya malının noksanlığına delalet eder. Rüyada dişlerinin arasında net çıkardığını gören kimse, bir kavmin gıybetini yapar ve diliyle onlara eziyet verir. Bazı tabirciler, dişler, kadınlar için inci elebeni delalet eder, dediler. Dişler kabileye ve askerin safma delalet eder ki, sağ taraftaki dişler safın sağ kolunda bulunan askerlere, Sol taraftakiler de safın sol tarafında bulunan askerlere ve ön dişler de safın ortasında bulunanlarına delalet eder. İbn İşer'in R.A.S.A. parantez, rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmemeye, diş çıkarılırken çıkan kanda, akrabaları ziyaret etmemeden dolayı meydana gelecek günaha, cep ve avuç içinde görülen dişlerde, kız kardeşe ve evladın çokluğuna delalet eder, dedi. Hapis bir kimsesi bulunan bir şahıs, Rüyada dişlerin kesmemesi, rüya sahibinin aile halkının durumunun zayıf olduğuna delalet eder. Rüyada dişlerin sarılığını gidermek, dişlerinden meydana gelecek üzüntü ve keder def etmek için mal sarf etmeye delalet eder. Köpek dişinin fazlalığı sahibinin çok akıllı olduğuna delalet eder. Rüyada dişlerinde siyahlık yahut noksanlık veya kırık bulunduğunu görmesi, o kimsenin yakmında meydana gelecek üzüntü ve kedere delalet eder. Bir kimse dişlerinin çürüyüp belirsiz hale geldiğini görse, rüya sahibinin akrabalarının bazısına isabet edecek belaya delalet eder. Rüyada görülen azı dişler, kavmin büyükleri veya hayır rüyarıdır. Azı dişler, insanın etbağıdır. Öndeki dişler ise, insanın görünürdeki malı veya çocuğu.